Ege Paş, Osman Kara'yla Farklı Bakışı sunar. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Yeni bir Farklı Bakış programında çok değerli konuklarla ve çok önemli bir konuyla tekrar birlikteyiz. Bu televizyon Samsun'un televizyonu. Bu televizyon Karadeniz'in, bu televizyon Türkiye'nin televizyonu. Bu televizyonda Samsun'u, Karadeniz'i, Türkiye'yi ve tüm dünyayı konuşacağız. İlgili, bilgili ve yetkin konuklarla konuşacağız. Her açıdan bakacağız. Tek bir açıya bağlı kalmayacağız. Ama konuşacağız, tartışacağız fakat asla kavga etmeyeceğiz. Asla kırmayacağız, asla ötelemeyeceğiz, asla hakaret etmeyeceğiz. Doğruyu bulmak, gerçeği bulmak, hakkı ve hakikati bulmak için konuşacağız. Geçen hafta bu stüdyoda değerli konuklarımla Samsun için, Karadeniz için ve Türk ekonomisi için son derece önemli bir ürünü fındığı masaya yatırdık. Fındık 500 bin ailenin veya bir başka ifadeyle 2-3 milyon insanın doğrudan geçim kaynağı. Fındık 10 milyon insanın dolaylı geçim kaynağı. Fındık Türk ekonomisine yılda 2,5 milyar döviz gir, 2,5 milyar dolar döviz girdisi sağlayan Allah'ın bir insanı. Bunu konuştuk. Bugün bir başka konuyu konuşacağız. Konumuz yeşil yol. Konumuz Karadeniz'in yaylalarını bir baştan öbür başa ve tepelerden birbirine bağlayacağı söylenen yol. Kimileri bu yolu bir bereket yolu olarak niteliyor. Kimileri ise hayır, bereket değil, felaket yolu diyor. Bereket mi, felaket mi? Bunu erbabıyla konuşacağız. Hangi doğruları yaparsak bereket yolu olur, hangi yanlışlara, hangi tuzaklara düşersek felakete yol açar. Tabii Karadeniz deyince, yeşil yol deyince biz meselenin bütününe bakmak zorundayız. Karadeniz sadece bir yayla, sadece bir yol değil. Karadeniz 270'i aşkın HES'e ev sahipliği yapıyor. 270 göl veya gölet. Acaba iklimi nasıl etkileyecek? Acaba iklim nasıl etkileyecek sorusunun peşinden küresel ısınma Türkiye'ye nasıl bir iklim geleceği getiriyor? Türkiye hangi tehditle, hangi tehlikeyle karşı karşıya? Belki de bu genel çerçeveden gireceğiz. Stüdyomuzda bu konunun uzmanı bir konuğumuz var. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Yusuf Demir. Sayın Demir, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sözü size vereceğim ama size vermeden önce diğer konuklarımı da tanıtmak istiyorum. Yeşil yol deyince Samsun'da, kent planlaması deyince Samsun'da akla gelen birisi var. Yüksek mimar mühendis Enbiya Sancak. Enbiya Sancak bu coğrafyanın çocuğu. Ha buradaki bütün konuklar da bu coğrafyanın profesörü de Yusuf Demir Ordulu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde. Enbiya Sancak daha doğuda, çarşı başında o saf coğrafyada yetişmiş birisi. Kent planlamacısı. Ama başka bir özelliği var Enbiya Sancak'ın. Doğa fotoğrafçısı. Bu konuşacağımız yolu eski haliyle de yeni haliyle de o araçta da bu araçta da defalarca gitmiş gelmiş en iyi bilenlerden birisi. Bakalım. Bir doğa fotoğrafçısı gözüyle, bir kent planlamacısı gözüyle ne doğrudur, ne yanlıştır? Bunu Enbiya Sancak'tan dinleyeceğiz. Elektrik mühendisi Metin Teratar, bu kentin sosyal olaylarında, çevre duyarlılığında önde gelen isimlerden birisi. Metin Teratar da Doğu Karadeniz'in büyüttüğü, yetiştirdiği insanlardan birisi. Samsun Çevre Birlikleri'nin dönem sözcüsü. O da konuşacak ama telefonla bağlanacak başka konuklarım var. Bunlardan birisi Saffet Attik. Şehir plancısı, Samsun Nazım İmar Plan Bürosu'nun ilk kurucusu, ilk başkanı. Samsun Nazım İmar Plan Bürosu galiba Türkiye'de kurulan üçüncü büro. Değil mi Sayın Sancak? İkinci mi? Sayın Sancak da genç bir mimar olarak o büroda. Mesleği arkadaşım. Mesleğe orada, Batıbatan orada yetişen. Mesleğe arkadaşım, evet. Evet, orada yetişen birisi. Sayın
Atik'te telefon bağlantısı kuracağız. Ama bu toprakların iki insanı var. Çevresini sonuna kadar korumakta kararlı. Çevresine sevdalı. Bunlardan birisi son dönemlerde basında da takip ettiğimiz Havani veya gerçek adıyla Rabia Özcan. Bu yaylalar bizimdir diyen bir Karadeniz kadını. Onunla da telefonla bağlantı kuracağız. Ve vatandaş Mustafa Orhan, Fırtına Deresi'nin amansız bekçisi. O da telefon konuğumuz olacak. Biz eniyle, boyuyla, taraftarıyla, karşıtıyla bunları masaya yatıracağız. Ben sözü fazla uzatmadan ana çerçeve konusunda Profesör Doktor Yusuf Demir'e sözü bırakmak istiyorum. Hocam, Yeşilyolu konuşmadan önce Karadeniz iklimi, Türkiye'nin iklimi, küresel ısınma, HES, su ve su rejimi. Siz son zamanlarda bununla ilgili çok yoğun çalışmalar yapıyorsunuz. Panellere katılıyorsunuz, seminerlere katılıyorsunuz, konferanslar veriyorsunuz, raporlar hazırlıyorsunuz ve bir tehdidi, bir tehlikeyi gündeme getiriyorsunuz. Nedir olay? Hocam buyurun. Evet, öncelikle programın başarılı geçmesini temin ediyorum. Teşekkür ederim. İzleyicilerimize en derin saygılarımı sunuyorum. Ayrıca bu fırsatı verdiği için daha kimse televizyonu yöneticilerine de şahsınıza teşekkür etmek istiyorum. Konuklarımıza da yine hoş geldiniz diyorum. Başarılar diliyorum. Tabii Karadeniz bölgesinin turizmi ve master planını tartışmadan önce niye Karadeniz bölgesinde turizm son günlerde gündeme geldi? Bunun altyapısını oluşturmak lazım. Bu vesileyle Türkiye'nin bu noktadaki Karadeniz'e bağlanan önemini ifade etmek gerekiyor. Ben son yıllardaki konferanslarımda özellikle suyun dünyada ne kadar önemli olduğunu, ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu altını çizmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten dünyada var olan su kaynaklarımız çok sınırlı ve hızlı bir şekilde dünyada su sıkıntısına doğru giden bir süreci yaşıyoruz. Dünyada bir kuraklığı yaşıyoruz. Bu kuraklıkla beraber iklim değişimi, küresel ısınma, değişik isimler altında tanımlanan bu isimlerle beraber Türkiye'de bu kuraklık endeksinin içerisine girmeye başladı. Türkiye'de yanlış bir algı var. Özellikle belli bölgelerde veya belli insanlarda Türkiye su zengini bir ülke olarak tanımlanıyor. Halbuki Türkiye su zengini değil, maalesef su fakirliği sınırında olan, su fakir olan bir ülke. Dünyada su zenginliği tanımını yaparken kişi başına su miktarının 8000 metreküpten fazla olması gerekiyor. Su fakirliği sınırı da 1000 metreküp. Türkiye'de 112 milyar metreküp suyumuz var. Toplam yerüstü ve yeraltı. Bunu artırma şansımız, azaltma şansımız yok. Nüfusumuz da 77 milyon. Böldüğünüzde kişi başına 1300-1400 metreküp su düşüyor. Bunu Türkiye genelinde böldüğünüzde böyle ama bölgeler bazına baktığınızda örneğin Ege, bugün işte İstanbul, Marmara bölgesinde kişi başına düşen su miktarı 1000 metreküpün altına düşmüş durumda. Dolayısıyla belli bölgelerimiz su fakirliği sınırına girmiş durumda. Eğer bu şekilde devam ederse toplam nüfusumuzun da önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde su fakirliği sınırına girmesi kaçınılmaz. Onun için elimizdeki kaynakların doğru kullanılması lazım. Yani bizi bir tehlike bekliyor mu? Elbette tehlike bekliyor. Ciddi anlamda bir su sıkıntısı. Dünyada son zamanlarda 21. yüzyılın petrolden suyun daha önemli olacağı su savaşları. Bu tabii başlı başına bir televizyon programı konusu. İnşallah bir gün onu da yaparız. Ama Türkiye'deki bu öneme binaen Karadeniz bölgesine baktığımızda Karadeniz bölgesinin Türkiye açısından bir farklılığı var. Biraz daha şanslı bir bölge. Karadeniz bölgesini incelediğimizde Karadeniz bölgesi Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğru gelen bir kuraklık endeksine baktığımızda Karadeniz bölgesi bundan şu anda en az yaşayan. En az derken hatırlarsanız geçen sene bir kuraklık yaşadık ve Samsun belki de Türkiye'de en fazla kuraklığı yaşanıyordu. Yani bölgesel bazda, mevsimsel bazda bu kuraklıkları yaşıyoruz. Yani su sıkıntısı yaşadık geçen tabii sene. Tabii yani bununla ilgili zaman zaman değişik yerlerde konuşmalarımız oldu. Dolayısıyla Karadeniz bölgesinde ciddi anlamda bir kuraklık sıkıntısı zaman zaman yaşanıyor ama Türkiye geneline baktığımızda daha şanslı bir bölgemiz. Karadeniz bölgesinin bu şansını incelediğimizde önümüzdeki 20-30 yıllık sürece bakan bilim adamları, insanlar şunu görüyorlar. Türkiye'nin Karadeniz bölgesi işte Samsun'dan Artvin'e kadar giden o bölgenin dışındaki bütün bölgelerin ciddi bir kuraklık riski taşıdığı. Ama Karadeniz bölgesi doğru kullanılırsa, doğru yönlendirilirse önümüzdeki 30 yılda bu kuraklığı en az yaşayacak bölge olarak tanımlıyorlar ki belki arkadaşlar biraz sonra haritayı verecekler, daha net görme şansımız olacak. Bu açıdan baktığımızda Karadeniz bölgesini özellikle son yıllarda çok tartışılan
Niye Karadeniz bölgesi çok gündeme geldi? Niye turizm de ön plana çıkmaya başladı? Niye Karadeniz bölgesine çok turist gelmeye başladı? Veya Karadeniz bölgesi ki şu anda bakın hemen haritada güneyden kuzeye doğru gelen bir kuraklık endeksi haritası görüyoruz ki bu ciddi anlamda bir kuraklığı Türkiye'yi Akdeniz'den Karadeniz'e doğru sarılıyor. Ege'nin belli bir kesimi ve Akdeniz'in tamamı tamam, çok ciddi bir şekilde bir tehdit altında. Bir süreç eğer bir dalga olarak değerlendirirsek bir sonraki haritaya geçerse arkadaşlarımız orada da önümüzdeki 30 yılda şu anda bakın görüyorsunuz. Gelecek 30 yılda Türkiye'nin kuraklık yaşama riski en az olan bölgesi Karadeniz bölgesi. Hocam orada sizin bir ifadeniz var. Köl yazıyor. Türkiye'de aşağılarda kölleşme tehdidiyle karşı karşıya. Şu anda belli yerlerde bunu yaşıyoruz zaten. Belli yerlerde yeraltı sularında sıkıntı. Konya Ovası'nda ciddi obruklar yaşıyoruz. Yani Türkiye'nin çok değişik bölgelerinde bu su sıkıntılarını ve kuraklığın karşılaştırdığı sorunları yaşıyoruz. Ancak Karadeniz bölgesini bugün arkadaşlardan ben o haritayı tekrar rica edeyim. Ekrana getirirlerse hocam daha iyi anlatır. Evet, yani çok önemli harita, bir harita. Çünkü harita, evet. Şimdi Karadeniz bölgesini neden bu kadar önem arz etmeye başladı? Çünkü son zamanlarda bakın işte Trabzon, Rize tarafına bol miktarda Arap turistler geldi. O bölgede işte insanlar yeşil yol dediğimiz bu kavrama karşı çıkmaya başladı. Aslında bu kavramın altını doldurmak gerekirse doğrudan doğruya yeşil yol diye tanımlamak da yanlış. Karadeniz bölgesi hocam, turizm master planı. Oraya geçeceğiz. Şunu mu görüyorum ben? Elimizde mutlaka korunması gereken geleceğimiz şu bir avuç yer. Yani eğer bu şekilde devam edersek, diğer bölgelerimizi bu şekilde tahrip edersek, dünyada yaşanan kuraklık, özellikle de dünyada yaşanan küresel ısınmayla beraber önümüzdeki 30 yılda yaşayacağımız tablo budur. Şimdi ben bu noktada arkadaşlarımdan rica edeyim. Kamuoyunun Havane diye tanıdığı, Artvin'in o yiğit kadını, Rabia Özcan hanımefendiyi bir dinleyelim. Bir bağlantı kurarlarsa, bu toprağı niye savunuyor, neden savunuyor? Bağlantı kuruncaya kadar hocam buyurun. Şimdi asıl dediğin gibi problem, Karadeniz bölgesi niye bu kadar önemli hale geldi? İşte Karadeniz bölgesini bizden önce keşfeden, belki devletin yetkili kurumları bunu ortaya koydular ama bir takım ticaret unsurları, meta üzerinde çalışan insanlar da bunu keşfettiler ve Karadeniz bölgesi gelecek 30 yıl içerisinde Antalya, Mersin veyahut da bizim güneyin alternatifi turizm bölgesi olarak ortaya çıkmaya başladı. Bu turizm bölgesine bugünden altyapısının oluşturulması gerektiği kavram ortaya çıkmaya başladı. İşte bu Karadeniz bölgesi master planı, turizm master planı da buradan ortaya çıktı. O nedenle kavramları doğru ortaya koyup altını doldurarak tartışmamız lazım. Sadece yeşil yol özelinde değil, Karadeniz bölgesi turizm master planı gelecekte bize ne sağlayacak, ne bekliyor, ne tehlikeler bekliyor, onun üzerine konuşmakta yarar. Faydaları ve tehlikeleri masaya yatıracağız. Acaba Havaanne ile bağlantı kurabildik mi? Peki şimdi hocam sizinle daha sonra detaya gireceğiz. Burada konunun bir müellifi ve onun bilgilerine sahip iki arkadaşımız var. Sayın Saffet Atik şu anda Ankara'da telefon attığında onunla görüşeceğiz. Ama ben önce Rabia Özcan'la, Havaanne ile görüşten sonra geçeceğim. Sizin bu çerçevede sanıyorum 270'i aşkın HES'in elektrik enerjisi üretmesinin yanında arkasında oluşacak göllerle ilgili işaret ettiğiniz bir nokta var. Bunu bir açar mısınız? Şimdi, nedir bu? Karadeniz bölgesinde özellikle turizmi bekleyen en büyük tehlikelerden bir tanesi maalesef bölgede yayın gibi bir şekilde yaygınlaşan HES'lerdir. HES'ler konusunda değişik programlarda konuşma fırsatı bulduk. Oralarda aynı şeyi ifade ettim. Hocam sözünüzü kesiyorum. Evet. Havaanne, kamuoyunun tanıdığı şekli Havaanne, Sayın Rabia Özcan hatta. Efendim hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Efendim bizi rahat duyabiliyor musunuz? Buyurun. Şimdi, sesimiz derinde geliyor ama biraz sesimizi tam alamam. O telefonunuz, oradaki televizyonunuzu biraz kısarsanız sesini daha rahat iyi anlaşırız. Televizyon yok zaten. Şu anda dışarıda konuşuyorum. Evde şimdi hocam anlattı ve bir tehditten bahsetti. Profesör Doktor Yusuf Demir. Türkiye bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya, elimizde 15-20 yıl sonra kala kala yeşil Karadeniz kalacak. Tam da bu noktada o yeşilin sevdalısı
Artvin'in, Rize'nin, o yaylaların sevdalısı Rabia Özcan hanımefendinin diyeceği vardır dedim. Siz neyin kavgasını veriyorsunuz, neyin mücadelesini veriyorsunuz? Bunu anlatır mısınız? Biz iyi akşamlar Öncelikle. İyi akşamlar efendim. Biz toprağımızın mücadelesini veriyoruz, yaylalarımızın mücadelesini veriyoruz. Yani, yani bu yeşil yol dedikleri, biz yaylalarımızın yolları tabiidaki olacak. Yayla yolsuz kalmayacak, her yaylanın yolu olacak. Ama yaylalar birbirine bağlanmayacak. Sadece mücadelemiz budur bizim. Yani siz medeniyete yola mı karşısınız, yoksa siz yaylaların tahrip edilmesine mi karşısınız? Yaylaların birbirine kavuşup da yaylaları mahvetmeklerine karşıyız biz. Yaylalar birbirine kavuştuğu zaman o yaylaların işi biter. O niye? Yeşillik nerede kalır? Yeşil yol değil, bataklık olur. Biz niye? Bunun karşısıyız yani, buna karşıyız yoksa. Biz yaylalarımızda tabii ki her yaylanın yolu olacak. Biz bir Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak her tabii ki her yaylanın Samsun'dan bu tarafa her yaylanın yolu olacak. Ama yaylalar birbirine bağlanmayacak. Bizim mücadelemiz budur. Yaylaların birbirine bağlanmasının zararı nedir Rabia Hanım? Zararı, her türlü zararı vardı. Bir kez Samsun'dan Ciran'da Kavrun Yaylası'nın çıkacak. Bunun önlemini kim alacak? Bunun korumasını kim yapabilecek? Çoluk çocuğumuz, yaylacılığımız, hayvanımız, her şeyimiz, biz şimdi yaylada kapımız atık yatar. Kilidimiz yok yaylalarımızda. Ama o zaman bu yaylalar birbirine bağlandığı zaman bizi kim koruma altına alacak? Kim kollayacak bizi? Bizim o yeşilliğimize kim sahip çıkacak? Yeşillik mi kalacak? Topluk içinde kalacak o yeşilliklerimiz, o yaylalarımız, o dağlarımız. Peki, yani mücadelemiz budur bizim. Peki ben stüdyodaki konuklarıma soruyorum. Sayın Rabia Özcan'ın bu yeşili koruma hassasiyetine bir itirazı olan var mı hocam? Yani buna bir itiraz olmaz. Sayın Sancak, Sayın Teletar. Bize çok şey öğretiyor. Yani bulunduğu yeri çok iyi biliyorum. Çok şey öğretiyor bize. Siz oraları iyi biliyorsunuz. Ben çok çok iyi bildiğim bir yer. Evet. Kavga verdiği yeri çok çok iyi bilen bir insanım. Yani hayran kaldığım bir yerin kavgasını veriyor. Bir de benim dikkatimi çeken bir hayat tarzının, bir ahlakın, bir adabın kavgasını sosyal veriyor. Sosyal topografya dediğimiz hadise. Bizim kapımız, hadise. Kilidimiz yoktur, anahtarımız yoktur diyor. Bir... İşte sosyal topografya dediğimiz, evet, hadise, bu hadise bilimsel izahı odur. Sayın Özcan, katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bize söyleyecek son sözlerinizi alıp sizi daha fazla yormak istemiyorum. Teşekkür ederim. Size iyi akşamlar, iyi çalışmalar. Sağ olun efendim. İnşallah yeşiliniz tahrip olmaz. İnşallah. Bütün dileğimiz odur. Bizim bütün dileğimiz odur. Yaylalarımızın yeşil kalmasına, yaylalarımız biz koruma altına alalım. Bizim yaylalarımızın hakimi, hükümeti, devleti, jandarması, polisi, biz kendimiz, halkımız olmamız lazım. Bizim elimizden çıkmasını kesinlikle istemezdik. Peki efendim. Elimizden toprağımıza sahibik yani. Siz de oradan sahip olun. Siz de Samsun'dan sahip olun. Tamam efendim. Teşekkür ediyorum. Katkılarınızdan dolayı size hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah hiçbir toprağımız, hiçbir yeşilimiz tahrip olmaz. Yaşanabilir İnşallah. Bir çevre, sürdürülebilir kalkınma dengesini inşallah kurarız. Sayın Sancak. Sayın Sabit Atiye bağlanmadan önce, siz o coğrafyayı biliyorsunuz. Hava annenin veya Rabia Hocan hanımefendinin o anlattığı yeri bize bir kısaca anlatır mısınız? Bu arada arkadaşlar, Sayın Sabit Atiye bağlarlarsa projeyi oradan konuşuruz. Şimdi o kadar isabetli bir telefon bağlantısı gerçekleşti ki o arazinin kullanıcısı olan Rabia Hanım'ın o arazisinin ilk planlamasını yapan arkadaşımız Saffet Atik. Birazdan Saffet Bey'le bağlayacağız. Gerçekten bunun Japonlarla beraber o dağlarda gezerek doğru planlamayı, doğru plan kararlarını ortaya koyan arkadaşımızdır. Kendisi bu sosyal olgudan, Rabia Hanım'ın bahsettiğinin bizim meslekten bilimsel kısmını çok iyi izah ederek Türkiye insanının, yöneticilerin bunu duymasını sağlamış olacağız. Çok önemli bir iştir. Şu andaki Saffet Atik'in
söyleyeceği dikkatle dinlemekte fayda var. Arkadaşlar Saffet Bey'i arıyoruz değil mi? Peki Saffet Bey bağlanıyor. Şimdi o arazi bağlanıcılıkları söyleyeyim. Mücadelenin verildiği yer Samistel Yaylası. Rize'nin en yüksek yaylasıdır. 2560 metre kodunda bir yaylasıdır. Yaylaya yol 2 sene önce yapıldı. Yaylanın yol ihtiyacı yok. Rize'nin hiçbir yaylasının, o kısımda yaylaların hiçbirinin yol ihtiyacı yok. Yani yerel halkın yol ihtiyacı yok. Mütevazı bir yol yapıldı. Halkın ihtiyacı yok da kimin ihtiyacı var? İhtiyacı onu bir... ikinci kısmında, diğer evet. kısımda onu ben geniş platformda hocamın vermiş olduğu şey bilgiler ışığında, çok önemli bilgiler verdiler bize, açıklamış olacağız. Ama bu yer, bu Samistel Yaylası, daha doğrusu Salpokut, Hazindak, Samistel Yaylası sırtı. İşte bu hanımefendinin yaylacılık yapmış olduğu, çok yoğun yaylacılık halen daha yapılan bir yer. İkincisi, başka bir şey daha. Saffet Atik Bey hattalar. Saffet Atik Bey şehir planlamacısı. Saffet Atik Bey, başta da söyledim, Samsun Nazım İmar Plan Bürosu'nun kurucusu ve bu Yeşil Yol'un İşin uzmanı. Şimdi işin uzmanından bu projeyi dinleyeceğiz. Sayın Atik, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba efendim. Oradaki bütün arkadaşlara da iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Arkadaşlar da ben de size iyi akşamlar diliyoruz. Sayın Atik, proje sizin projeniz belli bir kesimi itibariyle. Tartışılan bir proje. Doğrusu ne, yanlışı ne? Ne getirecek, ne götürecek? Bunu ilk ağızdan sizden dinlemek istiyoruz. Buyurun. Peki. Memnuniyetle. Önce ufak bir düzeltme yapayım. Burada konuşulan Yeşil Yol'la benim yaptığım çalışma aynı değil. Yani bizim çalışmamızda bir Yeşil Yol önerisi yoktu. Çok kısa bir bilgi vereyim. Ben, buyurun efendim. Japon İşbirliği Teşkilatı ile Devlet Planlama Teşkilatı'nın finanse ettiği, onayladığı Doğu Karadeniz'de bölgesel turizm kalkınması projesini yaptım ama bu 10-12 yıl evveldi. Bilahare'de hem Kaşgar Dağları'nda hem de Sümela'da, Altındere Vadisi'nde uzun devreli gelişme planları yaptım. Dolayısıyla bu yaylaları biliyorum. Bu yaylalarla alakalı belli değerlendirmelerim var. Size bunu söyleyeyim. Yani şu anda konuştuğunuz Yeşil Yol'la benim bir teknik alakam yok. Ama peki, daha önceden bu yaylaları çalıştığım için size görüşlerimi aktaracağım. Peki, ben bu düzeltmenizden dolayı size teşekkür ediyorum. Ben özür diliyorum bu yanlış sunumdan dolayı. Sizin çalışmanızda bu Yeşil Yol arasında örtüşen yerler nedir, ayrışan yerler nedir? Bu Yeşil Yol'un getirisi nedir, götürüsü nedir? Tamam, bunu... şimdi Osman Bey, ben genel bir bilgi vereyim. Buyurun. Şimdi benim bu tartışmaları yakinen takip ettim. Şöyle bir intibam var. Az bilgiyle konuşuluyor. Yani projenin ayrıntıları çok fazla bilinmiyor. Belli tahminler üzerinden arkadaşlarımız, ilgili taraflar fikir beyan ediyor. Birinci tespitim bu. Bu bana şunu söylüyor. Demek ki bu Yeşil Yol meselesi kamuoyu ile iyi paylaşılmamış. Özellikle bunun uygulama tarafı iyi yönetilmemiş ve iyi yönetilmiyor. Az bilgiyle yorumlar yapılıyor. Bu tespitimi sizle paylaşayım. Evet. Fakat ben bu güzergahı biliyorum. Bu işte de şöyle sorunlar olduğunu zannediyorum. Size sistematik olarak izah edeyim. Bir defa Karadeniz'de yaşam alışkanlığı sahilden yaylalara doğrudur veya hareketlilik, yayla hareketliliği sahilden yaylalara doğrudur. Yani insanların büyük bir kısmı sahildeki yerleşmelerde yaşar. Bu yerleşmelerin de yukarıda yaylaları vardır. Ben özellikle
Trabzon ve Rize yaylalarını biliyorum. Kısmen Artvin yaylalarını da biliyorum. Ama ben Samsunluyum. Samsun'daki durumu da biliyorum tabii. Şimdi bu sistem içerisinde yollar denize dikeydir ve yaylaya çıkar. Ve insanlar yılın belli zamanlarında yüzyıllardır, asırlardır bir güzergah üzerinde yazın hayvanlarını yaylaya çıkartır. Hatta yaylacılıkta iki aşamadır. Belli bir süre bir yaylada, bir yükseklikte hayvanlar otlar, bilahare daha yükseğe çıkılır ve inilir. Yani dediğim gibi hareketlilik denizden yaylaya, yayladan denize doğrudur. Yaylalar arasındaki ilişki bu yaşam tarzında kısıtlıdır. Tabii ki yaylalar arasında insanlar merhabalaşır, o yaylanın sakinlerini de bilir. Ama asıl mesele, diyelim ki Çamlıhemşin'in, en çok orada itiraz geliyor. Çamlıhemşin'in yaylaları vardır. Hemşin'den veya Çamlıhemşin'den veya Ardeşen'den veya Pazar'dan insanlar yukarı çıkar, yaylacılık yapar ve aşağı iner. Yani birinci diyeceğim bu. Yani Karadeniz yaşamında yaylalarda, denize paralel yaylalar arası böyle çok büyük bir ilişki yoktur. Çünkü topografya da buna müsait değildir. Bunun altını çizmek istiyorum. Bir husus daha var size söylemek istediğim. Bu yeşil yol çok zor bir topografyadan geçiyor. Yani haritalara baktığınız zaman yolun güzergahı belli yerlerde 1800 metre, 2000 metre, sonra vadi tabanlarına iniyor, deyin ki 400-500 metre, sonra tekrar 2000 metreye çıkıyor. Şimdi bu çok zor bir güzergah. Bu topografyada eğimler yüksek çıkıyor. Osman Bey, sesim net geliyor mu? Çok net, çok net geliyor. Gayet iyi anlıyoruz Saper Bey. Tamam. Yani ben bu benim için önemli. Bunu izah edeyim. Şimdi böyle bir topografyada eğimler zaten yüksek çıkar. Dolayısıyla yolu oturtmak, yolu genişletmek için çok fazla hafriyat yapmak gerekir. Sorun da burada çıkıyor. Çünkü bu topografyada 1800 metreye kadar orman varlığı vardır. Dolayısıyla bu yol diyelim 2000 metreye işte alpin çayırların olduğu, saf alpin çayırların olduğu yüksekliğe çıkacak ama o yüksekliğe çıkıncaya kadar ormanların içinden geçecek. Bence sorun da orada başlıyor. Yani işte orada pek çok ağaç kesiliyor, pek çok tahribat oluyor. Yani sizlere aktarmak istediğim bir diğer husus bu. Yani burada yöre halkının böyle bir yaşam alışkanlığı yok, böyle bir hareketliliği yok, böyle bir yaylalar arasında yoğun seyahati yok. Ama ormanları tahrip ederek ve çok zor koşullarda böyle bir yol önerisi var. Ve bu turizm adına yapılıyor. İşte böyle olursa buralarda turizm gelişir, ekoturizm gelişir. Ama ben yıllar yılı bu işlerin içinde olan bir kişi olarak size şunu söyleyeyim. Ekoturist, yani doğa için oraya giden, o sakinliği, o doğayı, tabiatı görmek isteyen insanlar bu yoldan da fazlasıyla rahatsız olur. Yani Batı dünyasında böyle bir turizm türü yok. Ormanları keselim, çayırları tahrip edelim, yol yapalım, sonra da oraya bunları görmek isteyen insanlar gidecek. Gerçekten böyle bir şey yok. Yani benim üzüldüğüm taraf buydu. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Az bilgiyle konuşuluyor. Güzergah nedir? Neler yapılıyor? Enbiya Bey orada bildiğim kadarıyla size evet, bunları etraflıca izah edecek. Enbiya Bey burada. Sizden sonra Enbiya Bey konuşacaklar. Evet. Benim görüşlerim Osman Bey kısaca bunlardır. Saffet Bey çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu arada stüdyoda bulunan 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yusuf Demir size bir soru yöneltmek istiyor. Buyurun evet. Hocam. Safet evet, Bey buyurun. İyi akşamlar. Bu yeşil yol tabii belli bölgelerde belirttiğiniz problemleri yaşıyor. Belli bölgelerde de zaten yaylalar arasında geçiş var.
bu problemli bölgeler için alternatifler önerirse, örneğin zaman zaman bizim tartıştığımız, dünyada da bu tür turizmin geliştiği bölgelerde, işte havadan taşımacılık dediğimiz hava tren sistemi veyahut da teleferik sistemiyle doğaya zarar vermeden önerilse, bununla ilgili bir düşünceniz veya daha önce yaşadığınız bir tecrübe var mı? Ben merak ediyorum çünkü zaman zaman değişik ortamlarda bunlar da tartışılıyor. Bu konuda sizin bilginizi merak ediyorum. Zannımca soruyu anladım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben projenin detaylarını çok bilmiyorum. Bu projenin halkla ilişkiler boyutu zayıf derken bunu da kastetmiştim. Yani internette çok araştırdım. Dokap'ın sitesine girdim. Enbiya Bey'den yardım istedim. Nereden bulabiliriz diye. Çok fazla ayrıntıya giremedim. Yani çünkü bulamadım. Bence bu bu projenin zayıf noktalarından biri. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Samsun'dan başlayıp Artvin Hopa'ya kadar giden bir yol sisteminden bahsediyoruz. Yani bu neresinden bakarsanız bakın, kuş uçumu 500 kilometre olduğuna göre yaklaşık 1000 kilometre veya 1000 kilometreden de fazla olan bir sistem. Kuşkusuz bunun belli yerlerinde farklı çözümler, farklı alternatifler ortaya çıkabilir. Belki bunlar da düşünülmüş ve değerlendirilmiştir. Ama bu kamuoyuyla paylaşılmadığı için hangi zorunluluklar vardı, hangi alternatifler vardı, bu neden tercih edildi, bu güzergah etüdü ayrıntıda yapıldı mı? Bu bilgiler bende değil, belki yapılmıştır fakat bunlar kamuoyuyla paylaşılmadığı için bizler bunları bilemiyoruz. Birinci söyleyeceğim bu. Teleferik veya diğer sistemler gerçekten pahalı sistemler. Ben iki projemde bunları çalışıyorum bir başka yerde. Yani bu zorunlu olduğunuz zaman bunu kullanabilirsiniz. Veya nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerde. Yani Samsun'da bir teleferik sistemi var, turistik amaçlarla kullanılıyor. Ordu'da da var. Ama birisinin nüfusu yaklaşık 600 bin, öbürünün nüfusu yaklaşık 250 bin. O teleferiğe kaç kişiyi bindireceksiniz Doğu Karadeniz yaylalarından? Yani kışın bu hareketlilik zaten yok. Kaç ay süreyle bunu kullanabileceksiniz? Ya bunlar tabii çok ciddi maliyetlerdir ve bir proje bütünlüğünde ele alınması gerekir. Çok ciddi konulardır. Hocam bunu takdir edersiniz. Ben projenin ayrıntılarını bilmiyorum. Çok mevzi yerlerde olabilir belki. Çok mevzi yerde. Ama biz şu anda yaklaşık 1000 kilometrelik bir güzergah uzunluğundan söz ediyoruz. Hocam Sayın Atiye soracak. Tamam, Sayın Sancak, Sayın Terater, Sayın Atiye. Sayın Atik çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Eğer doğru anlayabildiysem iki hassasiyetiniz, çok önemli iki hassasiyetiniz var. Bir, Doğu Karadeniz halkının geleneksel hayat tarzı değişecek. Bu yeşil yol o hayat tarzına bir darbe vuracak. Bir diğer de doğayı tahrip ederek doğa turizmi olmaz. Yanlış mı anladım? Yoksa Osman Bey şöyle söyleyeyim. Doğaya karşı çok duyarlı olmamız lazım. Bu benim arkadaşlarımın yıllar yılı bir hassasiyetidir. Buna katılıyorum. Yani burada çok çok duyarlı olmak lazım. İkinci husus şu. Yaylacılık yapan Doğu Karadeniz halkının yaylalar arası hareketliliğinden söz edilemez. Böyle bir yaşam tarzı yok. Sahilden yaylaya, yayladan sahile şeklindedir. Şimdi bu hareketlilik turizm adına değiştirilmek isteniyor. Burada da çok dikkatli olmak lazım. Yani ekoturizmin özelliği oradaki yöre halkını tanımak, onun kültürünü tanımak, onun yaşam koşullarını, yaşadığı çevreyi tanımaktır. Siz bu koşullara ve bu çevreye ters düşecek bir şey önerirseniz bu zaten çok başarılı olamaz. Söylemek istediğim budur. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Katkılarınızdan dolayı gerçekten olmuştum. Gerçekten çok önemli tespitleriniz var. Umarım bu projenin kamuoyunu oluşturmakla görevli insanlar bu noksanlara dikkat alırlar. İnşallah. Ve kamuoyuyla konuşarak, kamuoyunu bilgilendirerek çok daha sağlıklı sonuçlara varırız. İnşallah. Sayın Atik, çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı.
Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli izleyiciler, konu son derece önemli ve konu son derece geniş bir konu. Öyle kolay kolay biteceğe benzemiyor. Daha stüdyoda hiç söz hakkı vermediğimiz iki konuğumuz var. Sayın Enbiya Sancak ve Sayın Metin Teletar. Ama bu arada arkadaşlarımız vatandaş Mustafa'yla, Mustafa Orhan'la bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Eğer bu arada bu bağlantı kurulursa Sayın Mustafa Orhan'ın görüşlerini aldıktan sonra bir reklam arası verip asıl tartışmaya ikinci bölümde stüdyoda devam edeceğiz. Bilmiyorum arkadaşlarımız bağlantıyı kurabilirler mi? Şimdi Sayın Sancak, konu Sayın Atik'in ifadeleriyle gelip sizde düğümlenecek gibi gözüküyor. İki sebeple düğümlenecek gibi gözüküyor. Bir, projeyi biliyorsunuz, proje elinizde. İki, coğrafyayı iyi biliyorsunuz. Coğrafyayı iyi bilmenizin, mimarlığınızın, şehir plancılığının ötesinde bir de doğa ressam fotoğrafçınız var. Bu arada işaret geldi Sayın Mustafa Orhan veya Fırtına Deresi'nin vatandaş Mustafa'sı hattımızda. Sayın Orhan, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Sesimiz geliyor mu? Her şeyin iyi gitmesini istiyorum. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sesimiz net geliyor mu size Sayın Orhan? Gayet güzel duyuyorum. Şimdi dinlediniz Sayın Profesör Doktor Yusuf Demir ve Sayın Atik konuyu ortaya koydular. Havaanne katıldı, havaanne toprağımıza sahip çıkacağız, yaylamıza sahip çıkacağız. Siz de oradan, biz buradan Karadeniz'e sahip çıkalım dediler. Siz vatandaş Mustafa olarak verdiğiniz mücadeleyle efsaneleşmiş bir isimsiniz. Siz bu yeni mücadelede olaya nasıl bakıyorsunuz? Neye karşısınız? Neye taraftarsınız? Ne istiyorsunuz? Ne istemiyorsunuz? Kısaca bunu sizden dinleyelim. Kaç dakikam var? Beş dakikanız var. Yeter mi? Yetmezse uzatırız. Beş dakika. Yetmezse o zaman ben vatandaş Mustafa'yım. Ben öyle 5 dakikayla efendim işi bırakmam. Peki o zaman sizi bir 10 dakika sonra tekrar alalım ve istediğiniz kadar konuşalım. Uygun mu? Evet. Bir reklam arasından sonra değerli izleyiciler, Sayın Mustafa Orhan'la benim öyle 5 dakikaya sözüm sığmaz diyen ve mücadelesi gerçekten uzun yılları kapsayan vatandaş Mustafa'yla reklamlardan sonra birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayınız. Sayın Orhan, sizinle tekrar birlikte olacağız. Yepaş'ın sunduğu Osman Kara'yla Farklı Bakış devam edecek.